etkiler. Bu hastalık döneminde oruç tutmak nasıl bir risk içerir mi, içermez mi? Yani manevi olarak size hiçbir huzur getiriyorsa oruç tuttuğunuz, yani o zaman sizin immün sisteminizi doğal olarak yükseltir, dirençli hale getirir. Ama ben kendim günlük yiyeceğimi tek öğün olarak yapıyorum. Yani çalıştığım süre içerisinde sabah kahvaltım yok, öğlen yemeğim yok, sadece akşamları yiyorum. Bir oruç gibi düşünün. Sadece sıvı tüketiyorum. Günde tek öğünle şey yapıyorum. Yani buradaki bir manevi değer söz konusu değil. Ama oruç tutarken bir manevi değer söz konusu. İnancınız gereği tuttuğunuz bir durum. Onun için o size bir ayrı bir güç veriyor. Ayrı bir kuvvet veriyor. Yani immün sisteminizi harekete geçiriyor. İmmün sisteminizi aktive edebiliyor. Yani böyle Maneviyat bir immün hissiyatıyla... sistemde güçlendirici bir faktör müdür? Tabii ki. Aslında hocama bir katkı yapabilirim Fatih Bey. Bizim çalışmamız da var Ramazan'la ilgili. Intermittent fasting denilen, yani aralıklı o beslenme Evet. aralığının uzaması. Bu özellikle koronavirüste de çok prognozu etkileyen, yani hastalığın ağırlaşmasını etkileyen sitokin dediğimiz o interleukin 6, 1 gibi inflamasyonla, iltihap oluşumuyla ilgili sitokinleri düşürdüğünü. Daha 2003 yıllarında yaptığımız bir çalışmaydı. Çok da refere edildi. Çok site alan bir çalışma oldu. Kalp hastalıklarıyla ilişkisine Yani bakmak nasıl uygulaması istemiştik. nasıl hocam bunun? Yani şöyle, inflamasyonun azaldığını, yani olumlu bir etki. Sonuçta Peki bu nasıl bir oruç sitokinlerin, bu? biz bayağı Ramazan'da yapmıştık o çalışmayı. Ramazan başlamadan 2 hafta önce aynı kişilerden kan alıp bu inflamasyonla, immün sistemle ilgili sitokinlere bakmıştık. Ramazan'ın ortasında aynı kişiden ve Ramazan'ın sonunda oruç tutan ve tutmayanları da kontrol grubu olarak çalışmıştık. Ve özellikle şu anda çok üstünde durulan ve bir ilaç grubu da var, bu interleukinleri baskılayan, immün sistemi baskılayan, bu hastalığın ağır gittiği dönemde o sitokinleri düşük bulmuştuk. Yani biz o zaman kardiyak hastalıklar için, kalp damar hastalıkları için riskine bakmak için çalışmıştık bu çalışmayı. Ama şimdi siz soruyu sorduğunuzda hatırladım Yani oruç çalışmamızı da. bir anlamda Oruç vücuttaki enflamasyonu inflamasyonla da ilgili, azalttığı evet, için sitokinleri düşürüyor stokineri ama düşürüyor. tam da dediğiniz gibi hani bütün gün aç kaldım, şimdi gece her şeyi yiyebilirim Ve şeklinde olmamak kaydı değil. şartıyla. Evet. Şimdi mesela ben Murat İl Hoca ile, yok İsmail Hoca ile konuştum. Yoğun Bakım Derneği Başkanı. O da şöyle dedi ki mesela 16 saatlik, 17 saatlik bir açlık dönemi sonrasında mesela dedi meyve suyuyla, ekşi meyvelerle bu açlığı sona erdirmek bağışıklık sistemine de çok olumlu etkileri Sebzelerle, görülür belki dedi. proteinli gıdalarla, sebze ve proteinli Evet. gıdalarla, yani yağlı ve tatlıları değil de, ama Değil, tam evet. tersine tabii uzun süreli bir açlık sonrasında insanlar karbonhidratla beslenmeyi İstiyorlar. istiyorlar. Dolayısıyla bunu değil Ama de böyle karbonhidratı değil dengeli, de lifli gıdalarla ve proteinlerle. Yani 16 saatlik bir açlıktan sonra biraz et, belki bir fasulye olabilir. Ve yanında belki böyle bir lifli bir Yeşil yeşil gıda. salata. Bir salata. Ama 16 saat aç kaldım, oturdum.